Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi biyoistatistik kursumuzun üçüncü kuruyla karşınızdayız. Üçüncü kurda yine sizleri çok güzel konular bekliyor. Lineer regresyon analiziyle başlayacağım. Lineer regresyon analiziyle ilgili birkaç kısa video çekimimiz var. Onları sizin dikkatinize sunacağız. Öncelikle lineer regresyon analizi nerede kullanırız? Hangi şartları, varsayımları vardır? Ne zaman yapılabilir? Yine regresyon analizi. Buna bir bakalım. Şimdi PubMed'e hepiniz aşinasınızdır. PubMed'e ben şöyle bir baktım. Acaba lineer regresyonla ilgili ne tür çalışmalar? Hakikaten çok fazla bu konuda yayın var. Mesela bunlardan bir tanesi sporcuların, atletlerin dinlenme halindeki enerji harcamalarını hesaplamak istemişler. Böyle bir ihtiyaç olabilir, değil mi? Acaba ne kadar enerji harcıyor bir sporcu dinlenme halinde? Çünkü sporcular malumunuz kas kitlesi, saf kas kitlesi daha fazla olduğu için diğer insanlardan dinlenme halinde daha fazla enerji yakıyorlar. Bunun için mevcut yöntemler var bunu hesaplamak için. İşte Cunningham Equation ya da Cunningham Equation dedikleri bir eşitlik var. Onunla hesaplanıyor. Şimdi siz kalkıp da daha iyi bir formül geliştirebilirseniz, daha iyi bir yaklaşım sunabilirseniz insanlar onun yerine onu kullanmayı tercih edebilirler, değil mi? Onun için bu araştırmacılar da şöyle bir çalışma yapmışlar. 18-35 yaş arası sporcularda acaba Cunningham eşitliğinin yerine daha iyi bir formül geliştirebilir miyiz biz? Bunu araştırmışlar. Ne tür bir analiz yapmışlardır dersiniz. Tabii lineer regresyon analizi yapmışlar ki buraya onu getirdim. Neden lineer regresyon analizi yapmışlar? Çünkü numerik bir sonuç ölçütünü tahmin etmek istiyorlar. Tahmin etmek istedikleri sonuç ölçütü enerji harcaması. Ne kadar enerji harcanıyor? Enerji numerik bir ölçüt. Enerjiyi tahmin etmek için ne tür başka değişkenleri kullanacak? İşte onları bu ders sırasında göreceğiz. Daha çok numerik ölçütleri kullanması gerekecek. Başka nerelerde hayatınızda bunun yeri olabilir? Sağlık çalışmalarında numerik ölçütler çok fazla. Numerik ölçüt tahmini ihtiyacımız çok olabilir. Mesela insanların ömrünü tahmin etmek isteyebilirsiniz. Acaba yoğun bakımda yatan hastamdan yaşam beklentisi ne kadar olacak? Şu tedaviyi gören kanser tedavisi gören hastamın yaşam beklentisi ne kadar olacak? Survey beklentisini hesaplamak isteyebilirsiniz. Demek ömür bir regresyon analizinde zaman yani. Zaman sadece ömür değil, onun dışında yatan hastam ne kadar yatacak, acilde ne kadar kalacak hasta, ne zaman taburcu olur gibi şeyler olabilir. Bizim örneklerimiz arasında da olduğu için buraya yazdım. Mesela hastam ne zaman öldü? Adli tıpçıların çok önemsedikleri bir konu değil mi? Vefat etmiş insanların acaba ölüm tarihi ne zaman, ne kadar, kaç saat önce öldü, kaç dakika önce öldü? Bunu hesaplamak istesek gene regresyon hesaplarından yararlanabiliriz. Lineer regresyon tabii ki. Kişinin kolesterol düzeyini laboratuvar tahlil yapmadan tahmin edebilir miyiz? Yaşına bakarak, başka değerlerine bakarak tahmin edebilir miyiz? Tansiyonunu tahmin edebilir miyiz? Ya da işte biraz önceki PubMed örneğinde olduğu gibi yağsız kas kütlesi ile ilgili ya da sporcularla ilgili tahminler yapmak isteyebiliriz. Bunları size hatırlatabilirsiniz. Lütfen kendinize bir düşünün. Acaba yaşantınızda, iş hayatınızda nerede işinize yarayabilir? Lineer regresyon analizi eminim çok kullanım alanları bulacaksınız. Bizim yaklaşımımız hep şöyle, bu hani istatistiği kolaylaştırmak için bağımlı değişkenimiz ve bağımsız değişkenlerimiz var. Bağımlı değişkenimizin ne tür bir değişken olduğuna bakıyoruz. Ona göre yapacağımız testi seçiyoruz. Bağımlı değişkenimiz burada numerik olacak. Lineer regresyon analizi yapıyorsanız numerik bağımlı değişkenlerinizin olması lazım. Numerik bağımlı değişken dediğimiz zaman aklımıza neler geliyordu? Bir hatırlatalım hani. İşte yaş mesela, boy, kilo, ağırlık yani, kolesterol düzeyi, tansiyon. Bunlar hep numerik ölçütler. Zaman, numerik ölçütler. Bir cetvel gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Yani baskül gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ölçülüyor.
Onun dışında bağımsız değişkenlerimiz olacak tabii ki. Bu bağımlı değişkeni, numerik ölçütümüzü tahmin ettirmek için kullanacağımız değişkenlerimiz olacak. Onlar da prensip olarak lineer regresyonelizinde gene numerik olacak. Demek ki bir numerik sonuç ölçütünü başka numerik ölçütlerden tahmin ettirmeye yönelik bir çalışmaya planlıyorsak lineer regresyon analizi kullanacağız. Sadece numerik ölçütleri mi kullanabiliriz bağımsız değişken olarak? Hayır. Kategorik ölçütlerde bir şekilde buna bu modele dahil edilebilir. Bunlara dummy değişken diyorlar. Dummy aptal anlamına mı geliyor artık? Öyle bir anlam var herhalde. Yani normalde lineer regresyon analizinde bir formül söz konusu. En sonunda bir eşitlik yazmamız lazım. Eşitlikte tabii ki numerik oldukları için hep katsayılarla çarparak hesaplayacağız. Ama kategorik değişkende kategorilerin katsayılarını biz belirleyebiliyoruz. Erkeğe bir, kadına iki diyebiliyoruz. Ya da erkeğe iki, kadına bir şeklinde ters de söyleyebiliyoruz. Bir, iki yerine bir sıfır diyebiliyoruz. Böyle olunca tabii katsayılar değişiyor. Onun için dummy değişken tabir ettikleri varsa bir yoksa sıfır şeklinde kodlamak suretiyle de kategorik değişkenleri gene modellerimize ekleyebiliyoruz. Bütün parametrik testlerde olduğu gibi lineer regresyon analizinde de varsayımlar var, şartları var. Bu testi yapmanız için şu koşulları sağlamanız lazım diyor. Bunlardan başlıcası lineer ilişki. Aradığımız ilişki lineer olması lazım. Her zaman lineer olmayabiliyor biliyorsunuz. Aradaki ilişki bazen parabolik ilişkiler olabiliyor. Biz lineer düz yani bir değişken, bağımlı değişken artarken öteki değişkenlerin de lineer olarak artmasını bekliyorsak eğer bu model işimize yarar. Yoksa üstsel bir ilişki söz konusu olduğunda lineer regresyon analizini kullanmamamız lazım. Onun dışında normal dağılım yine bu analizin varsayımlarından bir tanesi normal dağılım koşulunu sağlaması lazım. Bütün modele koyduğumuz değişkenler uç değerlerden, aşırı değerlerden bu analiz çok etkileniyor. Diğer bir önemli koşul multikolinearite dedikleri durumun olmaması. Yani bağımsız değişkenlerin kendi arasında aşırı ilişkisi olması. Bir değişkeni mesela ötekinden türetmişsiniz. Vücut kitle endeksi neyle hesaplıyoruz? Boya bakıyoruz, ağırlığa bakıyoruz. Şimdi vücut kitle endeksini tahmin ettirici faktör olarak kullanırsak, beraberinde boyu da kullanırsak olmadı yani. Hem boy hem vücut kitle endeksi zaten biri ötekinden türetiliyor. Bu şekilde olmaz. Ya da işte hemoglobin A1c değeriyle kan şekeri direkt birbirinden bağımlı. İkisini de modele koyarsanız bu da olmaz. Değişkenlerin arasında birbiri arasında çok fazla lineer ilişki bağlantı olmaması lazım. Öteki varsayımı otokorelasyon dedikleri varsayım. Otokorelasyon zaman içinde tekrarlayan ölçümler yaptığımız zaman esas önemli olacak bizim için. Burada bizim örneğimiz işte borsadaki değeri diyelim ki bir şirketin borsadaki bir önceki günkü değeri yüksekse sonraki günde nispeten yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu da kendi içinde birbiriyle korelasyonu var diyebiliriz bu ölçümlerin. Bu şekilde değişkenleri de gene bu modele koymamak lazım. Eğer koyarsanız arada otokorelasyon varsa otokorelasyon için Durbin Watson dediğimiz test var. Şeyde SPSS'te bunu gösteririz. Evet ve son varsayımı da homostasticity dediği varyansların homojenliği. Varyansların homojenliği yani biliyorsunuz T testinde de vardı, bu ANOVA'da da vardı, parametrik testlerde önemli bir varsayımdı varyansların homojenliği. Gene burada da karşımıza çıkıyor. Buna verdiğimiz örnek şöyle. Diyelim ki gelir düzeyi ile lüks eşya tüketimi arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Lüks eşyalara ne kadar para harcıyorsunuz? Araştırdığımız bağımlı değişkenimiz bu olsun. Bir de gelir düzeyimiz var. O da para. Para sonuçta numerik bir sonuç ölçütü. Bunu karşılaştırıyoruz. Zenginlerle fakirler arasında bir fark var mı? Bu lüks harcaması açısından.
Var mutlaka, değil mi? Fakirler mesela lükse hiç harcamıyordur. Zenginleştikçe harcama değişiyordur ama zenginlerin de hepsi harcamıyordur. Dolayısıyla arada bir varyansların homojenliği açısından homojen değil. Homojen olmadığı zaman gene yapmamak lazım. Şöyle Laird'in sitesinden aldığım bir görüntü var. Bu çok güzel, bu grafikle anlatmışlar bunu. Diyelim ki homo serastisite olması için ne olması lazım? Değişkenlerin değişmesi durumunda, artması ya da azalması durumunda varyanslar değişmiyor, dikkat ederseniz. Aynı gidiyor. Ama heteroserastisite olduğu durumda ya bir değişken artarken insanlar zenginleştikçe ne oldu? Para harcamaları, lüks eşya harcamaları, şurası da lüks eşya harcaması olsun, Y ekseni ne oldu? Fakir durumlarına göre çok daha varyasyonu arttı. Aynı şekilde tersi de olabilirdi. Zenginleştiğinde azalabilirdi. Buna da hetero sedastisi deniyor. Evet efendim. Temel olarak lineer regresyon analizini nerede kullanacağımız ve hangi varsayımları olduğu ile ilgili bilgiler bunlar. Bu varsayımları her zaman bir lineer regresyon analizine başlamadan önce test etmemiz lazım. Bunları sağladığımızdan emin olmamız lazım. Ondan sonra lineer regresyon analizi yapmak lazım. Şimdi bizim gibi biyoistatistiğe böyle sonradan aşina olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere istatistik yapan kişiler, tabii ne yapıyoruz? Biz hemen SPSS'teki ya da yazılımlardaki yerini öğrenmişiz. Hemen tıklayıp analiz yapıyoruz. Öyle değil. Öncesinde acaba benim verilerim bu analizi yapmaya müsait mi? Ona bakmam lazım. Bir de tabii ki acaba bu mu benim ihtiyacım olan analiz? Yapmam gereken şey lineer regresyon analizi mi? Yoksa başka bir analiz mi? Ona bakmam lazım. Peki. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.